İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 3 Aralık Perşembe günü akşam 10 çeyrek geçiyor. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. Günlük olarak yaptığımız analizlere devam ediyoruz. Dünkü analizdeki özetleri bir okuyalım. Dün dolarda yükseliş hareketine yarın başlayabiliriz. Pazartesine kadar 7.85 üzerinde tutunabilirsek 8 8.05 potansiyeli var demiştik. Yarın 7.87'ler önemli olacak demişim. Düşeni kırarsak yani şu çizgiyi kırarsak dolar da yükseliş trendi başlayabilir demiştik. Destek 7.85, 7.75, 7.65, 7.50 diye bütün destekleri yazmıştık. Direnç 7.91, 7.91 oldukça önemliydi. 7.98, 8, 8.04 diye yazmıştık arkadaşlar. Şimdi buraya temizleyelim ve Twitter sayfamızdan da sabahki konuştuklarımızı bir hatırlayalım ama öncelikle şu grafikte yine tekrardan çiziyorum şu düşen çizgiyi dün de Çizmiştik düşen trend çizgisini Ve 7.87 lerden geçiyordu bu trend çizgisi bu seviyenin üzerine bugün çıktık Hatta 1 2 3 4 5 6 7 7 8 gündür hiç çıkmadığımız 7.91 de üzerine çıkıp 792'lere kadar Yükseldik ama Arkadaşlar tekrardan geriye döndük Sabah saatlerinde de Twitter sayfamdan, finansal teknik Twitter sayfamdan. Dolar da sabah saatlerinde dün bahsettiğimiz yukarı doğru hareket başladı. E, bakalım teyidi gelecek mi diye e, sizlere bahsetmiştik. 7.85'ten yükseliş sinyali oluştu ama akşam teyidi lazım demiştim. Asla yatırım tavsiyesi değildir diye e, hatırlatmıştık. E, ve enflasyon verisiyle beraber dolarda bir artış olmuştu. Sonra 7.91'e yükseldik. E, 7.90 üzerinde kaldıkça da 7.93 hedef olacaktı. Tam 792, 793'lere geldikten sonra e, Bakan Lütfi Elvan'ın açıklamaları oldu. Ondan sonra düşüşe geçtik. Yani biz e, teknik olarak değerlendiriyoruz ama bu bir e, dedikodu veya bir e, yani havadan bir arkadaşlar uydurma bir haber değil. E, bakan açıklamalarına göre aslında gerekli önlemlerini alacağını söyledi. Dolayısıyla ondan sonra güç kaybetmeye başladı. İsterseniz bir saatlik grafikte e, bunu daha iyi gözlemleyebiliriz. Bakın burada yükselişe geçtiğimiz tam 787 7 pardon 785 bölgesine bakın şu tren çizgisinde yaklaştırıyorum. Tam 785'ten biz yukarı doğru kırdık. 792'ye gittik. E, ondan sonra bizim artık daha yukarı doğru hedefleyecekken e, büyük ihtimal bunun da e, farkına varan illaki teknik arkadaşlar vardır Merkez Bankası'nda da. E, tam orada müdahale ettiler. E, buradan o teknikçi arkadaşa selam olsun. Sabah da söylemiştim. Oradan müdahale ettikten sonra bakın şu çanağın yukarı doğru katlamasına izin vermediler ve açıklamalarla beraber aşağı doğru geldik ta 7.75'lere kadar düştük. Zaten bizim en son dolar sinyalimiz neydi arkadaşlar? Dolar günlük sinyalimiz 7.91'den düşüş hareketine geçmiştik. Şu 8.04'lere giderken orada 7.91'de teyidimiz gelmişti. Bugün yükselmeye çalıştık, olmadı ve 7.75'lere geri geldik ve bunu tekrardan değerlendireceğiz. USDTR'ye Evet, burada çok basit bir şekilde e, dün şöyle bir üçgen çizmiştik, şu üçgeni ve üstten de üstten inen trendi, alttan da destek trendini çizdiğimizde bir iki güne bir e, eğilim oluşacağını, bir kırılım gelebileceğini bahsetmiştik. Bakın, şöyle bir üçgen oluşturmuştuk sarıyla gösterelim. Gördüğünüz gibi bugün, bakın. Bu 7.80 seviyesinin altında kapanış yapacağız gibi gözüküyor. Bugün dolayısıyla bu üçgen aşağı doğru kırılabilir arkadaşlar. Şu an aşağı doğru kırıldı aslında ama yarın tekrardan 782 83leri doğru şöyle bir pullback yapmasını ben bekliyorum. Çünkü çok sert bir düşüş olduğu için bu hareketin bir miktar tepki yükselişi olması gerekiyor. 7.83'lerin üzerinde kalıcı olmazsa ne olacak? Bu düşüş onayını alacaktır ve daha da alt seviyelere doğru arkadaşlar düşüşün devam etmesi söz konusu olabilir. Bu durumda da 7.65 sonrasında da 7.50 seviyeleri söz konusu olabilir. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Üstteki trendi üçgeni değil. Üçgeni temizleyelim. Şu trendi kopyalayıp alt noktaya e, kopyalarsak eğer şöyle bir kanal oluşacak. Paralel kanal oluşacak. O kanalı da sarıyla gösterelim ve 7.83 burada tepe noktası alt noktada yarın 7.63 gözüküyor ve 7.63 bizim için önemli bir destekti. Eğer orada kırılırsa da ilerleyen günlerde bunlar bir gün içinde olacak şeyler değil ilerleyen günlerde de 7.50'lere doğru örneğin 10 Aralık 11 Aralık tarihinde de 7.50'ler tekrardan meydana gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir o zaman ikili dibe doğru gitmiş oluruz yani kısacası. Düşüş trendi devam ediyor. Bugün yukarı doğru kırmaya çalıştık ama bu 7.85'lerin üzerinde 7.87'leri de kırılmasıyla beraber yukarı gidiyorduk. Aslında hedeflerimizin bir tanesi, dün bahsettiğimiz hedeflerimizin bir tanesi 7.91'di. Sonra 7.98 arada çanağa katlasaydı. Oraya da gidecektik ama ilk hedeften müdahale geldi. Sözlü müdahale geldi, fiziki müdahale geldi mi ben spikülasyonun karşı konuşmam zaten dedikodu olabilir, etmiş de olabilirler, etmemiş de olabilirler fiziki olarak ama sözlü olarak bir müdahale geldi bakan tarafından. Dolayısıyla burada da bir düşüş meydana geldi arkadaşlar ee, ve şu şekilde düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Peki şöyle bir destek noktasına baksak, ilk destek noktamızın burada 776'lar olduğunu görüyoruz. Şu an için 776'ların altında kapanış yapmadık. Bu e, en azından ümit veriyor elinde dolar olanlar için ama 7.76'ların altında kapanış yapmamız bizi Sert bir şekilde 7.63'ler e, sonrasında da 7.50'lere e, hedefleriz diye düşünüyorum Üst tarafta bakın yine 7.92'ler Tam o noktadan e, direnç karşımıza çıktı arkadaşlar e, 7.76'ların üzerinde kapanış yapmaya e, devam edersek yine bizi 7.91'ler Direnç olarak karşılayacaktır bir de aşağı hedeflere bakmak istiyorum bakabilirsem Deneyeceğim arkadaşlar. Evet burada 780'lerin kırılması ile beraber 765'lerin e, muhtemel olduğunu bizlere gösteriyor. Yarın tekrardan 783'e doğru, 80 e doğru bir hareket bekliyorum arkadaşlar. İlk direnç 80 sonrasında 83 var. E, ondan sonra eğer tutunamazsa 765'lerin e, hedefimizin olacağını söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet indikatörlere baktığımızda burada indikatörler e, halen düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. E, bugün üst, yukarı doğru çıkmaya çalıştık 50 seviyesinin üzerine ama yine başaramadık ve tekrardan geri doğru gidiyoruz. Peki 5 saatlik baza git, gittiğimizde ne gözüküyor? Burada da e, bariz bir şekilde düşüş hareketinin devam ettiğini gözlemliyorum. Peki nereler destek olabilir? E, 7.68 seviyesi burada bir alt noktada gözüküyor. Üst tarafta da 7.81'ler yine karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 7.81'ler yarın görülebilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla düştük. Şöyle bir saatlik grafiği açtığımızda bakın. Şurada bir bayrak direk formasyonu oluşmaya başlamış. Bu bayrağı yukarı doğru kırarsak yukarıda 7.80'lerde bir direncimiz var. Eğer oraya da geçersek 82-83'lerde bir direncimizin olduğunu gösteriyor. Kısa vadedeki görüme bakınca çünkü aşırı. Alt noktaları inmiştik bakın şu 30 seviyesinden şu an birazcık ufak da olsa bir tepki Yapmış gözüküyor 7.77'lerde Geziniyoruz şu an Evet şimdi dolar endeksine bakalım dolar endeksi ne alemde O da halen düşüne devam ediyor Evet çok bariz bir şekilde Dolar endeksi zayıflık gösteriyor 91'lerin de altına geldi daha alt noktalara doğru gidiyor daha alt noktalarda 89 Ve 88 vardı diye arkadaşlar Söylemiştik e, sanki oralara doğru gidecek gibi gözüküyor. E, zaten çok da bir şey kalmadı. Şöyle bir alt trendi çizsek oraları da kırmışız. Dolayısıyla bizim hedefimiz 88-89 gözüküyor. Evet e, Euro Euro TL'ye TL bakalım önce. Sonrasında da Euro Dolar paritesine bakacağız. E, dünkü özetlerimiz burada duruyor. Euro TL'de 9.40'dan başlayan yükseliş trendi devam ediyor. 9.46 üzerinde kaldıkça Yükseliş devam eder, eder demişiz arkadaşlar ee, şunu söylemek istiyorum ben yarın için 9.45 Üzerinde kalmamız gerekiyor aksi takdirde Euro tarafında da düşüş trendine girebiliriz arkadaşlar bakın şu destek 9.45 Sonrasında 9.50 direncimiz vardı 9.55 9.60 diye gidiyor dolayısıyla 9.45'lerde biz Tutunabilirsek Ümit devam eder aksi takdirde düşüş tarafına da Euro tarafına da geçebiliriz. Çünkü indikatörlere baktığımızda e, burada e, sıkıntılar başlıyor. Onu söylemek istiyorum. Evet e, bu aylık bazdaydı arkadaşlar bu görünüm. Günlük baza geçtiğimizde ise burada da yine e, dolara benzer bir e, grafik var. Burada da yine e, 9.45'ler yine aylık bazda olduğu gibi aynı göstergeyi gösteriyor. Şöyle bir indikatörlere öncelikle bir göz atmak istiyorum. indikatörlere baktığımızda karışık bir görüntü var. İkili tepe yapmış durumdayız sanki bakın. Birinci tepe burası, ikinci tepe burası. Bir, iki. Yükseliş, fincan. yani şöyle yükseliş. Gördüğünüz gibi ikili tepe. Şöyle bir fincan kulp yapıp tekrar devam mı edecek? Yoksa fincanı aşağı kırıp alt noktaya yani şu noktaya 9.30'lara doğru bir gevşemem olacak. Bunu takip edeceğiz. Ancak halen şu an Arkadaşlar yükseliş hareketine günlük bazda devam ediyor ama burada kritik nokta 9.40'lar. 9.40'lar üzerinde kaldıkça yükseliş devam edecektir. Bakın şu trendi çizdiğimizde 9.40'ların, 40'ların önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet, artık özetimizi burada yapalım. Önce euro tarafında 9.40 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder. Ancak 9.40 trend desteği kırılmak üzere. Yarına dikkat diyelim. Destek 9.40 9.30 direnç 9.45 9.50 bir ileride de 9.55 olduğunu biliyorsunuz bunu da Kaydettik Sonra euro USD'ye bakalım bir Ufak ufakça Evet burada baktığımızda e, euro'nun halen dolar tar tarafında güçlendiğini Görüyoruz e, ancak burada da aşırı Alım bölgelerine geldiğimiz için artık yavaş yavaş euro dolar paritesinde Gerişemeler söz konusu olabilir dolar tarafına geçip özetimizi de burada yapalım dolar TL bugün yukarı trendi başlatmaya başlatmayı denedi ama olmadı 7.91'den başlayan düşüş trendi devam ediyor. Destek 775 765 ve 750. Direnç 780 783 790. Evet arkadaşlar özetimizde yaptık. Yarın yine değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi grafik tarafında da e, şöyle bir sıkıntı var. E, dolar tarafında özellikle şu üçgenin altına doğru sarkmaya başladık. Bu hiç hoş bir durum yaratmıyor. Dolayısıyla e, şu düşüş 8.5'tan 7.5'a düştük. Onun tepkisi geldi 8.05'e. Tekrardan alt noktaya doğru e, yönelirsek şöyle bir e, hal alacak. Bakın yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş olacak mı diye. Sadece şöyle soru işareti bırakıyorum illa olacak diye bir şey yok ama Şu an düşüş trendinde olduğumuz için e, Ve yukarı çıkmayı da bugün denedik o da olmadı e, Müdahale ile oldu veya olmadı önemli değil biz teknik olarak Grafiğe baktığımızda yükseliş trendinin e, Bugün başlamaya çalıştığını bakın şurada da e, O bölgeyi hatta halka içerisine alalım Bakın Bugün o bölgede yukarı doğru iğne attı ama 7.92'lerden Tekrar aşağıya sert bir şekilde düştü. Dolayısıyla bu da zayıflığını gösteriyor. Trend oluşumunun başarısız olduğunu bizlere gösteriyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşça